Esselamu aleyküm kardeşlerim. Hayırlı cumalar. Miraç kandiliniz mübarek olsun. 6 Şubat 2023 tarihinde yüreklerimizi dağlayan ve ilk 7.7 şiddetinde, ikincisi 7.6 şiddetinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah-u Teala'dan rahmet ve mağfiret niyaz ediyoruz. Yaralı kardeşlerimize şifalar niyaz ediyoruz. Bir daha Rabbimiz bu türlü arazi ve semavi afet, felaket, bela ve musibetleri alemi İslam'dan ve ülkemizden uzak tutmasını niyaz ediyoruz. İnşallah cuma namazını 1985-1989 yılları arasında görev yaptığımız Ankara altında Dostlar Camii'nde kılmayı murat ediyoruz. Sela verildi, yaklaşık bir saat sonra Ankara'da cuma namazı eda edilecek. Bugün iki kutlu gün, hem mübarek cuma günü hem de sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İsra Suresi'nin birinci ayetinde beyan buyurduğu geçiyle İsra'nın hepsinde Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi baratna havlehu limuriyahu min ayatina innehu huvessemi'ul basir. Bir gece kulunu etrafını mübarek kıldığımız Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya götüren Allahu Teala'nın şanı yücedir. O şüphesiz innehu huvessemi'ul basir, işitici ve görücüdür ayetinde beyan buyurulduğu veçiyle sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ümmü Hani'nin evinden bir gece Mescid-i Aksa'ya götürüldüğü bu geceyi, Ramazan'ın hızla yaklaştığı bu geceyi Rabbimiz alemi İslam hakkında hayırlara vesile kılsın. Günahlarımızın affı, kusurlarımızın bağışlanmasına vesile olsun inşallah. Bir daha Rabbimiz bu tür arazi ve bela ve semavi musibetlerden cümlemizi ve cümle inananları mahrum ve mahfuz buyursun. Yol boyunca ben bu yerleşim yerinin 85'li yıllardan bugüne kadar gelişimini de anlatmak istiyorum. Karşıdaki cami cuma namazını sık sık kıldığımız o dönemlerde, 92'li dönemlerde Emin hocamız burada görev yapıyordu. Bizim de 1993-1994 yılları arasında görev yaptığımız Hacı Bayram Ortaokulu. Daha sonra ilköğretim ve ortaokulların birleşmesiyle bu okul ilköğretim okulu olarak hizmete devam etti. Bu ana binanın hemen ön tarafında da ilkokul hizmete amade. Buralar o dönemde gecekondu evleriyle tezyin edilen, etrafı gecekondu evleriyle çevrili bir mahalken bugün
çok katlı binaların arzı endam ettiği, sürekli gelişen, büyüyen bir semt. Ankara, Altındağ, Güneş Evler semt olarak Hasköy olarak da tesmiye ediliyor. Yine marketlerin yol boyunca arzı endam ettiği, benim görev yaptığım caminin minaresi görünüyor inşallah oraya kadar. Sizlere bilgi vereceğim. Hemen ön taraftaki bina ise ilkokul olarak kullanılıyor. Tarihe kayıt olarak da geçelim. Açık bir hava hakim. Yine de sert, 87. cadde olarak geçiyor Güneş Evler Mahallesi Altındağ. Altındağ ilk meclisinizin açıldığı ve Cumhuriyetimizin kurulduğu bir semt olarak arzı endam ediyor. Bakan da hiçbir şey gözümden kaçmıyor. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Yaklaşık eski meclisimiz buraya 5-6 kilometre uzaklıkta, artık yolun durumuna göre, yani bir taksiyle 5-6 dakikada yollar boşsa rahat ulaşabilirsiniz elhamdülillah. Karın izlerini de Ankara'da görüyoruz. Bu cadde sonradan açıldı. Ta Hüseyin Gazi'ye kadar bu caddeden gitme imkanınız var. Aynı cadde sizi eski meclisimizin bulunduğu mahalle ana yola bağlantı yaparak götürür. Aynı yoldan eski meclis ve yeni meclise kadar, Çankaya'ya kadar gitme imkanınız var. İşte çok katlı binaların arzı endam ettiği, bugünlerde en çok bu binaların yapı şekli tartışılıyor. Binalarda hasarlar nasıl meydana geliyor? Niçin bazı binalar yıkılmazken diğer binalar bir karton maket gibi yere seriliyor? O tartışılıyor. Tabii en önce binaların yapıldığı zemin çok önemli. Ben 17 Ağustos depreminde bir hocamızla karşılaşmıştım. Yani benim örneğin bulunduğum semtte ciddi anlamda bir hasar olmadı. Yani herhangi bir can kaybı olmadığı gibi mal kaybı da olmadı. Demek ki semtlere göre, semtlerin zeminine göre yıkım farklı olabiliyor. Burada Yunus Emre Kültür Merkezi, ve hemen yanında güzel bir camimiz var. Burası 85'li yıllarda Cuma Pazarı olarak geçiyordu. Hala pazar kuruluyor ama herhalde aşağıda kuruluyor. Bir ara burada kapalı bir pazar vardı. Onun kaldırıldığını görüyoruz. Yani 85'li yıllarda hemen caminin önünde ardında pazar vardı. Yine büyük binaların
burada arzı endam ettiğini görüyoruz. Siteler yıldız olarak da geçiyor. Ulus'tan Siteler Yıldız dolmuşuna binerseniz sizi bu semtlere kadar getirir. Hemen şu arkadaki mahaller Güneş Evler olarak tesmiye ediliyor. Burası bir ring. Üstten ve alttan giden arabalar. Yukarıda Site Yıldız son durak var. Hemen bu binaların arkasında işte minare nasıl büyük binaların arkasında garip kaldığı görülüyor. Biz İstanbul'da bu silüeti daha detaylı görebiliyoruz. O büyük tarihi yapıların nasıl büyük binaların etrafında cılız hale geldiğini görüyoruz. İşte çok katlı binalar, minarelerin bile daha üstünde yer alıyor. Bu arada minaremiz adeta garip kaldığı görülüyor. Burası Yunus Emre Kültür Merkezi olarak yıllardır eğitim, öğretim faaliyetlerine de ev sahipliği yapılıyor. Bu camimizde 85'li yıllarda hukuk fakültesinde öğrenci olan Mehmet Kurt hocamız görev yapıyordu. Merhum babası da Amasya İl Müftüsü olarak görev yapıyordu o dönemlerde. Mehmet Kurt hocamız daha sonra İŞKUR'a, yani eski tabirle işçi bulma kurumuna avukat olarak hizmete amade oldu. O dönemlerdeki Cuma pazarının bulunduğu mahalledeki camimiz. Ben Dostlar Camii'ne kadar inşallah gideceğim. 85'li yıllarda öğrenciyken görev yaptığım camide nasip olursa Cuma'yı eda etmek. Ve oradaki kardeşlerimiz tabi yapı değişti, semt. O dönemin semti değil. O dönemlerde 3-5 katlı binalar varken şimdi 15-20 katlı binaların benim görev yaptığım bu alanda arzı endam ettiği görülüyor. İşte Cuma pazarı dediğim o mahallin şu anda kapalı pazar olarak kullanıldığını, 85'li yıllarda bu yol boyunca kuruluyordu pazar. Şimdi biraz daha toparlanmış. Detaylı şu anda gezmek istemiyoruz. Zaman kısa pazarı. Marketteki domatesleri gördüm.
Piri Reis Anadolu Lisesi şu anda burada hizmet yapıyor. Minarem o dönemin 85'li yıllarda görev yaptığım caminin minaresi görünüyor. Buradan Hüseyin Gazi'ye kadar yukarıda Altınköy var. Altınköy'e kadar hiç yolu değiştirmeden gidebilirsiniz. Burada hem şahsi hem vakıfların marketlerinin de arz-ı endam ettiğini görüyoruz. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri kooperatif market diye zikredilen marketlerin de burada hizmete amade olduğunu görüyoruz. İşte son depremde malım var, servetim var, mülküm var diyenlere bir ibret tablosu olarak gördük. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen o yalan. İyiliklerimiz, hasenatımız, infakımız, yani yardımlarımız, sadakalarımız, zekatlarımız bizim ardımızda bıraktığımız sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle اِذَا مَاتَ الْعَبْدُ اِنْقَطَى عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ سَلَافٍ. Kişi vefat ettiğinde üç şey hariç ameli kesilir. Sadakatun cariyetun. Sadakayı cariye, yani sürekli devam eden bir aşevi yapmış, bir okul yapmış, bir Kur'an kursu yapmış, bir cami yapmış, bir külliye yapmış, bir üniversite açmış, bir ilk öğretim okulu yaptırmış, bir orta öğretim okulu yaptırmış. Sadakatun cariyetun. Bir vakıf kurmuş. İşte şu soğuk günlerde yemek veriyor oradaki depremzede kardeşlerimize. Onlar kalıcı, yani o kişinin amel defterini kapatmayan hasletlerden bir tanesi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle. Ev veledun salihun, salih bir evlat. Yine o kişinin ardından yed'u lehu, ona dua eden, yani anne babasına dua eden salih bir evlat. Ev ilmun yuntefeu bihi, ve ilim, faydalanılan bir ilim, kitap yazmış, bir projeye imza atmış. İnsanlar sürekli o yapılan projeden yararlanıyorlar. Ya da bir kitap yazmış, okundukça o kitap kardeşimizin amel defterini kapatmıyor. Yoksa işte insanın malım malım dediği bu depremde yine görüldü. İnsanın bedeni emanet, malı emanet. Allahu Teala istediği anda irci emrini, yani dön emrini verdiği anda dönmemeye çare mi var? Önemli olan bizim iyiliklerimizi, hasletlerimizi, infaklarımızı, sadakalarımızı, zekatlarımızı, hayır ve hasenatlarımızı artırmanın yollarına bakmamız gerekiyor. Rabbimiz inşallah razı olduğu kullarından olur. Hem mübarek cuma hem de 5 mübarek geceden Miraç kandilini bugün idrak etmiş olacağız inşallah. Örneğin büyük direğin önünde ya da arkasında.
şeklinde bir tanım oluyor. O büyük direğin kalktığını görüyoruz. Karşılar Keçiören, üst taraflar Etlik ve Yeni Mahalle olarak isimlendiriliyor. Tabii çok değişmiş. Buralarda bir iki katlı apartmanlar vardı benim görev yaptığım. Öğrenciyken hem görev yaptığım hem Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğrenci olduğum yıllar. Yine bir iş merkezinin buraya yapıldığını görüyoruz. Ünlife. Artık Batı'nın sürekli kelimelerini kullanmak, yani ün yaşam merkezi anlamını taşıyor. İşte taklitçilik bizi mahvediyor yani. Batı'nın her şeyine özenme, onların süpli adetlerini, geleneklerini aldığımız gibi bir de onların dilini levhalara yazıyoruz. Bir tane bina burada garip kalmış. Şurası yoldu işte, bu yol akıp gidiyordu. O yolun kesildiğini, hemen yol boyunca büyük binaların yapıldığını görüyoruz. Yani şöyle de olabilir, burada müteahhitler bu arsaların sahipleriyle anlaşamamış da olabilir. Camimizin yolu esas şu görünen yerden aşağıya doğru gidiyordu. Tabii ne kadar değiştiğini görüyoruz. Herhalde bir iki tane yol var aşağı, camiye doğru inecek. Hacı amcalar cumaya gidiyorlar herhalde o camiye doğru. Soylu Orman Ürünleri diye bir iş yeri açılmış, zirve iş merkezi. Herhalde aktif değil şu anda ama Siteler Doğuş Mobilya diye bir levhayı taşıyor. Buradan Çankaya tarafını müşahede edebiliyoruz. Benim görev yaptığım dönemde 205. sokak olarak geçiyordu. İki tane burada cami vardı. Diğerinin de minaresi görünüyor. Ece Caddesi'ndeki o minaresi görünen cami. Ve benim öğrencilik yıllarında görev yaptığım o dönemde inşaat idi bu cami. Alt tarafta namazlarımızı kılıyorduk. Ne kadar değişmiş. O lojman, hemen yanındaki lojman yeni yapılmıştı. Benden sonra Yaşar Hocam burada görev yaptı. İlk görevlisi benim bu caminin. Bu da tarihe bir kayıt olsun. Altlarında iş yerleri vardı. Tabii yol yükseldiği için iş yerlerinin, yani etrafı görmesi biraz daha, yani oradaki iş yerlerini insanların fark etmesi biraz daha zor. Caminin o dönemde ismi Dostlar Camii'ydi. İsminin değişip değişmediğini bilmiyorum. Bakalım levhayı size göstereceğim. Buradaki evler yıkılmış. Depremden bahsediyor. Kocatepe Camii'nden hocamız vaaz ediyor. Fatih Camii olarak ismi değişmiş. Benim dönemimde Dostlar Camii'ydi. Aşağılarını da göstereyim. Bir saha yapılmış. Ben o sahayı görmedim. Hasan amcanın iş yeri vardı. Şekercilerin şu mahalde. O tarafa bir bakalım. Hiçbir şey kalmamış. Burada her şey değişmiş yani. Özellikle bu camiye bugün geleyim dedim. Hayır olsun inşallah.
iş yerleri duruyor. Şu penceresi olan imam odasıydı benim görev yaptığım yıllarda. Sabaha kadar arkadaşlarla mantık dersine çalışmıştık. İşte iş yerleri hala duruyor. Hemen şu pencereli yer benim o dönemde görev yaptığım zamanda lojman olarak kullanılıyordu. Buraya bir kapı açılmış. Tarihe tanıklık ediyoruz. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenizdir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi nakşedilmiş. Hayrukum men taallemel Kur'ane ve allemehu. Fatumatü Zehra Kız Kur'an Kursu ismini taşıyor. Altında müftülüğüne ait. Yani bu eklenti yoktu. Benim lojmanım buraydı. Buradan, şu kapıdan giriyorduk. Daha sonra bu kapı iş yeri olarak bir demirci, ordulu bir demirci vardı. Pek değişmemiş kapının efsafı. Ama bura Kur'an kursu olmuş. Benim lojman olarak o dönemde kullandığım birce levhasını taşıyor. İşte tarihe tanıklık budur yani. Ben efendim buradan ayrıldım. Bu insanlarla niye ilgileneyim ben? Demek değil yani. Tarihe bunlar kayıttır. Burada bir saha açılmış. Bir halı saha. Yani yerel maçlar mı yapılıyor? Onu bilemiyorum. Küçük bir saha da olsa orada bir tribün de var. Hemen karşıda o minaresini gösterdiğim yerde de hemen arkası Önder. Ön tarafı da Ece Caddesi olarak isimlendiriliyor. Hüseyin Gazi Tepesi'ni burada müşahede edebiliyoruz. Bir nostaljiye de tanıklık ettik. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Aleykümselam. 1985'te yapılan bu cami 2023 23 yıl 33 38 yıldır hizmete devam ediyor. Yolda çökmeler olmuş, iyi bir tabloyu da arz etmiyor. Camimizin etrafının daha bakımlı olması gerekiyor. Lojman aynen duruyor. İki katlı bir lojman. Sıkıntısı sadece böyle... Bu daha sonra yapılan bir lojman. ...müşriklerin vekatı değil. Müşriklerin yapmış olduğu işkenceler var. Ulu Bey yani Fatih Çağrı. Günlük olarak Müslümanlara yapılan işkenceler var. Hattat bin Eret'i kızgın közün ateşin üzerine yatırıp özürle bıraktıkları bir manzara var Resulullah'ın giydiği gördüğü. Ya Fatih Eret bizde. İnşallah burada kalacağız. Namazımızı. Bismillahirrahmanirrahim. Eski Anadolu oteli vardı. Buradan tepki otelde böyle sol köşesinde doğru falan. O istikamette ya Fettah. Yasir Sümeyye annemiz. Sümeyye annemiz bir eliz yük ayağı bir oraya. Mihrab hiç değişmemiş. Aynı mihrab. Hocamız canlı vaaz ediyor. Ortadan yarınca yakalar çığlık çığlığa bu işkencelerin ağırlığı var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde, kalbinde, gönlünde. Daha sonra bir noktada namaz kılıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Cehil diyor ki kalancaların kapısında bir deve işkembesi var, dolu deve işkembesi. Kim o deve işkembesini getirebilir? Muayt isimli şirret birisi hemen koşacak, gidecek bu deve işlemesini yükleyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde halinde iken iki omuzlarının üzerine başıyla beraber bırakacak ve ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdeden kalkamayacak. Ve bu manzarayı gören Müslümanlar, zayıf insanlar, o manzarayı gördükleri halde gelip Resulullah'ın üzerinden o deve işkembesini kaldıramayacaklar değerli kardeşlerim.
Zeynep annemize, yani Resulullah'ın kızına gidip haber verilecek. Zeynep annemiz gelecek, Resulullah'ın üzerinden o deve işkembesini atacak ve duası şu: Ya Rab, bu muaytı sana havale ettim.